Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bir hafta aradan sonra yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin canım hocum. Selamlar, merhabalar. Nasılsın kardeşim? Eyvallah abicim, sen nasılsın? Be sağ olasın, işte iyi olmaya çalışıyoruz. Gençler, öncelikle videonun başında görmüş olduğunuz gibi sizlerle tatlı güzel bir projeye başlıyoruz. Bildiğiniz gibi bir haftadır hepimiz yas tutuyoruz, işte okullara gitmiyoruz. Sadece deprem bölgemizi düşünüyoruz. Elimizden gelen yardımları yaptık, maddi manevi. İşte Instagram'dan verilen adresleri falan paylaşmaya çalıştık ama bir hafta yaz bitmesine rağmen yine de içimiz yanmaya devam ediyor ve devam yanacak, değil mi Emrecan? Bunun bir şeyi yok Abi. yani. Yok abi, bu yani bu 10 yıl sonra da böyle olacak, 50 yıl sonra da, Aynen. yani bir haftalık yaz diye bir şey yok Yani bence. bu unutulmaz böyle bir olay. İmkansız yani, imkanı yok. Yani o... Bizim ömrümüzün bunu unutacağını düşünmüyorum. Yeteceğini düşünmüyorum unutmaya. Çünkü bu felaket bir olay. Aynen. İnşallah tekrar yaşanmaz. İnşallah da böyle buna benzerleri başka illerde de yaşanmaz. Abi İstanbul depreminden ben çok Ama korkuyorum. onu yine konuşacağız. Gençler, öncelikle videonun başında görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir projeye başlıyoruz. Çünkü sosyal medya fenomenleri olarak, özellikle oyun kanalları olarak, çocuklara hitap eden insanlar olarak sizlerin de tekrar morallerinizi, psikolojilerinizi toparlamamız lazım. Bize de büyük bir yük biniyor. O yüzden videolarımıza tekrar başlıyoruz. Emrecan'ın kanalında da, benim kanalımda da falan gençler. Bildiğiniz gibi günde 3 video, 2 video Ümidi kanalımızda, 1 video Ümidi Tepki kanalımızda. Ve çok güzel bir proje yapıyoruz gençler sizlerle. Bu hafta videolarımızdan elde ettiğimiz bütün gelirleri haftaya AFAD'a, yani deprem Ayrıca ek bölgemiz... olarak da dernek diye bir şey var abi. Bağış kısmı açık videolarımda. Bende açık, sende açık mı? Ben açmam büyük bir ihtimal. Orada direkt, orada yapınca da İşte direkt o zaman afet bölgesine gidiyor aynen paralar gençler, durumunda. eğer yani bak, ben sadece izleyerek destek olabileceğiniz bir proje yapıyorum. Ama tabii ki daha paranız varsa, daha yapmadığınız başlarınız varsa Emrecan'ın kanalında ve tüm diğer Twitch'lerin, YouTuber'ların kanalında falan sizler de bağış yapabilirsiniz. Benim yaptığım projede gençler belki diğer YouTuber arkadaşlarıma da örnek olur. Videoları atlamadan güzelce izlemeniz yeterli olacak gençler. Sabah 9, akşam 5, 6'da da Ümidi Tepki kanalında gelecek ara ara videolar. Emrecan'cığım, öncelikle şeyle başlayalım. O gece sen depremi hissettin mi? Abi ben yemin ederim hissettim. İlk olanı hissettin mi gece 4'te? Ben ilk olanı da hissettim, ikinci olanı da hissettim. Ve Ankara'da. Ben uykumdan uyandım, yemin Vay be, ederim. Ankara bile hissetti yani. Ankara'da bak gece 4'te abi şey telefon... Direkt kız arkadaşım aradı beni. Ben direkt kız arkadaşım o saatte arayınca direkt zaten... Anladım bir şey olduğunu. Ben de çünkü hissettim, uyandım. Direkt avizeye baktım. Avize abi bir sallanıyor. Sonra yani bir 10 dakika sonra oldu değil mi diğer depremde? Evet, 10 dakika sonra bir daha oldu. Bir de Aynen öğlen on. oldu. Evet, öğleni hissetmedim. 10 dakika sonra bir daha oldu. O zamanı hissetmedim ama avize sallandı garip bir şekilde. Ben çok tehlikeliydi Hayır, abi. o Çok ikinci zaten uzağındaydı artçıydı. ben. Biraz yüksek bir artçıydı, altının üzerinde herhalde. Aynen. Onu o böyle çok da ve kısa sürdü. İlki 1 dakika sürdü, o 4-17'deki. İlkini ben sadece hissederek uyandım. Onu fazla hissetme. Uyandırdı sadece. Öğlen Allah korusun. 2'deki de Ankara'dan az hissedildi diyorsun. Aynen. Gençler, Siz Aksaray'dan, Aksaray'da aynen. ya şimdi Aksaray Adana'ya çok yakın. Adana bize 2,5 saat. Evet. Ve mesela Kahramanmaraş'ta, o tam büyük depremin olduğu yerde bize 5 saat. Yani aşırı uzak değil. O zaman Ankara'da o kadar uzakta 7,5 saat. Evet, size de çok uzak değildi ama biz Aynen. biraz daha yakındaydık. Biz Bir durak inanılmaz daha var. hissettik Emrecan. Yemin et. 4.17'de yatak bir sallanmaya başladı. Eşimle birlikte uyandık. Avizeler, dolaplar böyle şıngır şıngır sallanıyor. Abi ben yemin ediyorum zaten çok fazla ölümüz var. Ben bir video izledim. Boğazım düğümlendi ya. Araba bildiğim var ya, arabanın amatör yayı olsa o kadar zıplamaz Aynen, araba onu ben ya. de izledim, Arabanın inanılmazdı. bak amatör yayı, en iyi amatör yayı olsun o kadar zıplamaz araba. O nasıl bir eğimdi ya. Sen Çok o felaket bir şey. tarlalardaki yarıkları gördün mü? Onlar abi kıyamet senaryosu gibi ya, yemin İnanılmaz bir ederim. şey arkadaşlar. Yani Yemin ederim. dünyanın en iyi binası olsa bile o fay hattındaki, oraya fay hattındaki o kırılan yere dünyanın en iyi binasını koy, yine kırılır çünkü toprak içine çökmüş.
Aynen öyle. Böyle bir şey var mı la? Aynen. Yani bu olayın büyüklüğünü gösteriyor. Ya Hani olayın üçüncü inanılmaz bir tarafları da şey. var abi ya. Bir tane Rönesans rezidans falan var ya. Aynen. Öncelikle gençler işte biz Emre Var Can'la var. bunları yaşadık. 4.17'de uyandım arkadaşlar. Daha şokunu atlatamadan küçük bir artçı oldu. O da Aksaray'da inanılmaz hissedildi. En azından o kısaydı. Sonra korkudan Emre Can dışarı çıktık. Bütün gece dışarıdaydık. Düşün bak eve girmeye korktuk. Çok normal. Oradan tekrar eve Aynen. girdik. Öğlen 2'de bir deprem daha oldu. İkinci büyük deprem. Onu da inanılmaz hissettik. Bir Oradan... de sen Hatay'ı düşün abi. Aynen Kahramanmaraş'ı düşün. onları tarih hayal bile Wow. edemiyorum. Gençler Çok oradan çılgın sonra bir bütün öğleden sonra artık dışarı çıktık ve geceyi dışarıda geçirdik. Yani dışarıda değilsen bu deprem bölgeleri oluyor ya öyle bir bölgede bir evde geçirdik gençler. Annem, babam, eşim, ben falan böyle bir katlı hemen dışarı çıkabileceğimiz bir yerde geceyi geçirdik. Evimize gelmeye korktuk ve ertesi gün tekrar evimize döndük gençler. Ve oradan da tabii ki televizyondan sizler gibi takip ettik. Evimizdeki battaniyeleri böyle kullanmadığımız ve yine eşyalarımızı götürüp oraya bağışladık. Yine marketten sıfır eşyalar alıp her gün ateşim. böyle... Benim ateşim 39 derece. Sen biliyorsun ben yataktan kalkamıyordum. Aynen Ben gençler bu arada Emrecan bir de deprem zamanı hem hastaladı. ben var ya çok kötü hastaydım ve sonra kendi halime şükrettim olanları gördükten sonra öyle toparladım. Ben Sen bu normalde çok çıl... kötü hastaydım. Aynen yoksa sen bu çılgınlığına belki abinle oraya bile Abi giderdin. aynen abim İstanbul'dan işte İstanbul'dan Maraş'a doğru gitti. Ankara'ya uğradı. Yanıma geldi. Beni alacaktı. Ben yorganı açamadım. Abime selam bile veremedim. Beni almadan abim kendi başına kendi aracıyla arkadaşlarıyla birlikte gitti. Yoksa ben de gidecektim O zaman gerçekten bunu. yani biliyorsun şöyle bir duyuru yapıldı. Zaten yeterince insanımız, Türk halkı Ama inanılmaz bir ben abi halk. ben deprem bölgesine gerçekten gideceğim. Birazcık ortalık durulduktan sonra. Şu an felaket ortalık ya. Hani onu birlikte Evet. düşünebiliriz. Mesela Aynen. oradaki çadırlara bir ziyaret Çadırlarda aynen çocuklara. çocukları eğlendirmeye falan gidebiliriz seninle. Onu Aynen gençler yapabiliriz. onu Yok ama. inşallah yapalım Emre Can'la. Sadece mesela YouTube'dan videolar üzerinden değil canlı canlı da oradaki çocuklara güzel bir şeye gidebiliriz organize halinde ama ilerleyen zamanlarda oranın bir normale biraz dönmesi lazım. Sonra yine çok üzücü olaylardan biri gençler Harun. Arkadaşlar YouTuber Abi bu da arada o kesin değil şu an. aynen Kesin YouTuber değil. bir kardeşimiz de etkilendi. Yiğit abi ben Harun'la 8 yıl önce Clash Royale Türkiye'de ilk Clash Royale Türk... Bak benim Clash Royale Türkiye'de kanalım vardı tamam mı? İnanılmaz bir şey. Onun Clash Royale Türkçe diye kanalı vardı. Ve biz ikimiz Türkiye'nin ilk Clash Royale kanallarıyız. Gençler O zaman bilmeyenler için inanılmaz Harun'un samimiyetim vardı. Ben çok yani bir mucize olmasını istiyorum ya. ben de gençler bilmeyenler için Harun'un YouTube kanalını ve resmini koyuyoruz bir köşeye. Arkadaşlar Harun Emrecan dediği gibi çok iyi bir Supercell kanalıydı. Supercell oyunları üzerine Clash Royale falan. Gerçekten Clash Royale'i Türkiye'ye tanıtan adamlardan Ve birisi. tanıdığım en iyi Brawl Stars'çılardan biriydi. Evet. Aynı Ve turnuvalarda da bulunduk beni abi. üzen biliyorsun ben de 2 yıl inanılmaz bir Brawl Stars'çıydım, Aynen. Doğru. yayıncısıydım. Harun'la gençler bir sürü videomuz var. Beni taşıyarak 20.000 TL kazandığımız turnuvalarımız var. Hepsini böyle izledim Harun'un bu olayını gördükten sonra. Yani Harun'la inanılmaz çok içeriğimiz, videolarımız var. İnanılmaz üzgünüm ya. Yani o benim en çok etkileyen olaylardan biriydi depremde. En yakınım Abi olarak... hala haber olmaması anladın mı? Kötü bir haber olmaması bile çok saçma ya. Ya saçma değil anlıyorum. Ama... Binasının üstüne iki bina daha yıkılmış diyorlar abi bu arada anladın mı? Binası Aynen ben yıkılmış. de işte Üstüne iki şeyle bina daha yıkılmış. samimi arkadaşlara Rozetmen'le falan görüştüm. Aynen. Ben de Temuçin abiye soruyorum abi asla hiçbir yerden haber yokmuş. Hiçbir yerde kayıt yokmuş. Aynen gençler ve tabii Harun'la. ki bir de Taha vardı. O da yine sosyal medya Ama fenomenlerinden. Taha Duymaz'dan sanırım haber geliyormuş. Ama Harun Kılıç adına arkadaşlar asla hiçbir sistemde giriş yok. Bunu her yerde sordurduk. Aynen inşallah ikisi de sağ salim çıkıp gençler mutlu huzurlu bir şekilde hayatlarına devam edebilirler. Yani biz şu an videoyu çekerken haber yok daha Harun'dan. Siz bir şeyler biliyorsanız yorumlara yazın ama inşallah meslektaşlarımız olarak Taha da Harun da Bu arada özellikle depremden Harun bir de yakın arkadaşımızdı. Aynen. İnşallah onlar Harun da yaşıyordur ya. Sonra Emrecan özel teşekkür etmemiz gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Ben abi ilk öncelikle Temuçin abiye, Tem Ajans'a çok teşekkür ediyorum. Aynen menajerimize Birinci gençler. aynen birinci şeyimiz bu. Yakınımız Ondan olarak. sonra
Ailemiz, abimiz, ailelerimiz dışımızda teşekkür etmemiz gereken ünlülerimiz var abi burada. Özellikle Haluk Levent'le Oğuzhan Uğur, bir numaralı Aynen. adamımız. Oğuzhan Uğur'a buradan elini öpüyorum. Yani onlar hatırlanacak insanlar. Ben Bu Oğuzhan Uğur'a buradan elini faciada. öpüyorum abi. Gerçekten elini öpüyorum. Bilmiyorum. Gençler, Elini Emrecan öpüyorum. dediği gibi Haluk Levent'in ellerinden öpüyoruz. Gerçekten Aynen. tarih yazdı. Oğuzhan Uğur'un ellerinden öpüyoruz. Gerçekten tarih yazdı. Volkan Demirel'in ellerinden öpüyoruz. Volkan Demirel'in, yemin Tarih ederim Melal. yazdı. Volkan Demirel. Sonra Harbiden. yine milyonlarca TL toplayan Yahreyn olsun, Twitch fenomenleri olsun, Hasan abi var yayıncılar... abi. Yabancı bir Hasan abi Twitch fenomeni var, biliyor musun? Yok, ben Abi şey... çok global bir insan. Türk kendisi. Ortalama 50 bin falan izliyor Twitch'te ve bayağı bir bağış topladı. Ona da buradan teşekkür İşte gençler ederiz. Twitch'te her yayın açan olsun 100 TL'lik de olur, 1000 TL'lik de olur. Ama işte ben bu milyonlar toplandığı için özellikle isim verdim. Twitch yayıncılarımıza, YouTuber'larımıza, Instagram Aynen. fenomenlerimize, TikTok fenomenlerimize. Babalık gibi bu arada 39 milyon TL AFAD'a Ahbap'a gönderdi. Onu Yani da biliyorum. oraya bir bardak su bile gönderen herkesten Allah razı olsun. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz gençler. Biz de zaten Emrecan'la zaten bütün paralarınızı gençler, halkımız, ben de Emrecan da zaten artık paralarımızı bağışladığımız için böyle artık çalışarak veya video izleyerek yapacağımız bir Ve olay devam olsun ediyorum. dedik. Mesela abi ya çok örnek vermek istemiyorum ya işte yaptığımızı. Tamam, devam et abi. Ya aynen, çünkü gençler bir de ben de daha çok böyle yaptığı yardımları maddi manevi paylaşmayı sevmeyen bir insanım. Abi zaten biz bu platformda 10 yıldır buradayız zaten. Biz Aynen. Bizi tanıyor bilinen zaten biliyor. insanlar ya. Aynen, bizi tanıyan biliyor. Biz şov peşinde Ya değiliz bak, başka arkadaşlar. insanlara örnek olmak için paylaşmayı da doğru buluyorum. Bu saatten sonra prime ihtiyacımız yok. Bunu Evet. bir aklınıza sokun. Yok, Bizim bu mesela saatten işte başka sonra insanlara prime... örnek olmak için paylaşılabilir ama onu zaten çoğu Aynen. insan yapıyor. Aynen ya, bu Özellikle video televizyon yaptığımızda ünlüleri amaçla... zaten her yaptığını paylaşıyor. Aynen. Gençler biz biraz daha böyle mesela onlar kadar ünlü olmayan, mesela kendi çapımızda insanlar olarak kendimizi ispatlamak zorunda olmayan insanlar olarak sessiz yapıyoruz yardımımızı. Ve dindar insanlar da olarak bir elin verdiğini bir elin bilmemesi lazım. Hayırını kaçırmamak için dediğim gibi sessizce yapıyoruz. Ben bunu niye sesli yapıyorum? Ümidi ailesi olarak, Ümit Tüney değil, bireysel İşte değil, ailem diyor. Ümidi ailem diyor topluluk olarak yaptığımız bir ve proje olduğu için. bu topluluktan hiçbir para gütmedik arkadaşlar. Bu topluluktan sadece biz manevi yardım istiyoruz şu Aynen, an. biz videoyu çekeceğiz olarak iş yapacağız. Siz de izleyerek iş yapacaksınız ve bir iş yaparak projeyi elde etmiş olacağız. Sonra arkadaşlar bir motivasyon konuşması yapılsın demişim buradaki notlarımda. Gençler, yani hayat bir türlü devam ediyor. Bu depremlerden ders çıkarmamız lazım. Bakın, annelerinizi, babalarınızı, akrabalarınızı eski binalarda yaşıyorsanız kentsel dönüşüme ikna edin gençler. Çünkü devlet mesela diyor ki... Bence köye taşın. Bizim köyümüz var. Ben köye taşınmayı düşünüyorum abi. Ya çoğu Yemin insan ederim. mesela diyor ki bu devlet adamı, insanlar kentsel dönüşümü kabul etmiyor diyor. İşte evim yıkılacak, 2-3 Öyle, sene öyle. sürecek falan İnsanlar diye. kabul ediyor. Aynı ama yok. İnsanlar kabul ediyor. İnsanlara hakkını vermiyorlar. Tabii aynen, o da var. Ama gençler işte hakkınızı arayın, kentsel dönüşüme girmeye çalışın, eski binalarda yaşamaya çalışın. Şimdi biz sizin maddi durumlarınızı bilmiyoruz. Bu elinden gelenizi yapın ama elinizden geleni mutlaka yapın. Evinizdeki eşyalarınızı sabitleyin, yani çabalayın, deprem çantası hazırlayın. Evinizde mesela ayda bir... Bana gelebilir demeyin arkadaşlar. Yani Hatay'dakiler de bir saat önce öyle diyordu. Aynen Allah gençler, korusun. ayda bir falan mesela evinizde deprem tatbikatı yapın ailenizle. Deprem olursa ne yapacağız? Nereye koşacağız? Çünkü biz mesela donduk kaldık Emrecan. Biz de hiç hazırlıklı değiliz. Mesela donduk kaldık böyle. Gitmesi, Ya, geçmesini olacağına varacak bekledik. kader diye beklemeyin arkadaşlar. Kendinizi koruyun, ondan sonra olmazsa kader dersiniz. Aynen, önce elimizden geleni yapıyoruz, sonra kadere bırakıyoruz gençler. Hayata küsmeyin. Bu olaylardan etkilenip yaşama mutluluğunuzu, direncinizi kaybetmeyin gençler. Daha başarılı, daha Bir örnek kültürlü vermek istiyorum birazcık bu konu hakkında. insan Mesela olmaya Kerem çalışıyorum. Aktürkoğlu 99 yılında enkazdan kurtarıldı biliyorsun. Aynen. Kendisi ama yardım ediyor bu sefer. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? O yüzden futbolcu oldu ve yardım edecek bir durumda. ya hayatı nasıl değişti görüyorsunuz değil mi? Hayatı Aynen. inanılmaz bir şekilde değişti. O yüzden asla pes etmeyin. Aynen, yani bu hem az etkilenenler hem çok etkilenen kardeşlerimiz için gençler, hayat devam ediyor.
Belki yakınlarınızı, belki anne babalarınızı kaybettiniz. İnanılmaz zor bir imtihan. Emrecan'ın benim çoğu insanımızın yaşamadığı bir imtihanı sizler yaşıyorsunuz çocuklar olarak. Ama bir türlü hep birlikte inşallah başaracağız. Tekrar toparlanacağız, kalkacağız gençler. 20 dakikada yakın oldu. Dediğim gibi gençler, günde 3 video gelecek tekrar oyun videolarımıza. Sizleri motive edecek, güçlendirecek eğlence videolarımıza döneceğiz. Yavaş yavaş inşallah daha güzel günlere doğru ilerleyeceğiz gençler. İnşallah. Dediğim gibi çok güzel bir sizlerle deprem, Ümit Ailesi deprem haftası yapıyoruz. Emrecan'la yardım maçı gelecek, Mervan'la yardım maçı, dostluk maçı gelecek, videolar gelecek. Kapışma ligini merak edenlere de onu da bir hafta erteledik gençler. Haftaya ligin son haftasını oynayacağız. Oradan da El Pesico başlayacak. Fırtına gücü Şaplak City taraftarları için falan. Süperi beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyoruz. Dediğim gibi yorumlara içinizi dökebilirsiniz gençler. Ve saat 5'te çok güzel bir videoyla haftaya başlayacağız. Emrecan'ın kanada pusulunu oraya da çok güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Emrecan, ellerine sağlık kardeşim diyorum. Ben daha çok zaten videolar çekeceğiz. Aynen öyle. Görüşürüz man.